Tekirdağımızın çok değerli yüzüyle basın mensupları, öncelikle hoş geldiniz. Biliyorsunuz her yıl bir önceki yılın genel bir değerlendirmesini siz değerli basın mensuplarıyla birlikte yapıyoruz. Bu yıl 2017'nin değerlendirmesiyle ilgili biraz geciktik fakat yoğun bir gündem olduğu için o bakımdan ben şimdiden özür diliyorum, kusura bakmayın. Ama bugün yapacağımız bu toplantıda inşallah bu değerlendirmeyi 2017'deki gerek valiliğimiz, gerekse kamu kurum ve kuruluşlarındaki yapılan iş ve işlemlerle ilgili size genel bir değerlendirme yapacağız. Ben öncelikle ülkemizin ve ilimizin gündemine ait gelişmeleri gerçekten sıcağı sıcağına takip ederek kamuoyunu aydınlatma konusunda büyük bir özveri gösteren ve bu bilgilenme ve bilgilendirme ihtiyacını gideren tüm değerli basın mensubu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu zor ve gerçekten meşakkatli görevde hepinize başarılar diliyorum. İnşallah yine hep birlikte Tekirdağ için, Tekirdağımızın geleceği için ve buradaki yapılan hizmetleri ve bilgilendirilmesi gereken konuları yine anında gerçek ve doğru bir şekilde vatandaşımıza ulaştırma konusundaki hizmetlerinizi bundan sonra da devam ettirmenizi temenni ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Toplantıya başlamadan önce biliyorsunuz sınırlarımızın hemen yanında oluşturulmak istenen terör koridorunu yıkmak için, buradaki terör unsurlarını yok etmek için ve ülkemizin huzur ve güvenliğini sürdürebilmek için Afrin'de Kahraman Ordumuzun Zeytin Dalı Operasyonu'nu büyük bir başarıyla sürdürdüğünü ve buradaki askerlerimiz gerçekten şu anda, şu saatlerde bizler için bizim burada huzurlu bir şekilde bu toplantıları yapabilmemiz için ve gelecekte de ülkemizin bekası için büyük bir mücadele veriyorlar. Ben onlara muzafferiyetler diliyorum. Allah yar ve yardımcıları olsun. İnşallah askerlerimize herhangi bir problem olmadan, burunları bile kanamadan vatan topraklarına tekrar dönmelerini Allah'tan niyaz ediyorum. Şehit olan askerlerimize yine Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimiz var, onlara acil şifalar diliyorum. Allah onların yar ve yardımcısı olsun diyorum. 2017 yılı devletimiz ve halkımız yaşamı açısından acı ve tatlı olayları bir arada yaşandı. Bir yandan bilimde, sanayide, ekonomide ilerlemeye çalışırken, diğer yandan ülkemize ve milletimize karşı tehdit oluşturan terör örgütleriyle, FETÖ olsun, PKK, DHKPC, DH gibi bütün terör örgütleri ve bağlantılarıyla gerçekten ülkemiz ciddi bir mücadele gösterdi ve bunlarda da muvaffak oldu. Ve yine hepimizin malum olduğu üzere 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen milletimize ve geleceğimize kasteden hain darbe girişimi
ve kalleş terör kalkışması milletimiz tarafından bertaraf edilmişti. Bu çerçevede tüm ülkede olduğu gibi bu hain kalkışmayı gerçekleştiren Fethullahçı terör örgütü FETÖ ile elimizde de mücadele aynı ciddiyetle devam ediyor. Bu mücadelede bugüne kadar adli makamların nezaretinde gözaltına alınan toplam 2382 kişiden 691'i tutuklandı. 1099 kişi adli kontrol denetimli serbestlik kapsamında adli kontrolle serbest bırakıldı. Yine 352 kişi savcılık sorgusunun takip serbest bırakılmıştır. Ayrıca 187 kişi de firar durumundadır. Yine bu kapsamda hakkında idari işlem yapılan 49 hakim ve savcı, 1 vali yardımcısı, 1 kaymakam, 2 kaymakam adayı, 179 öğretmen, 141 emniyet personeli, yine 45 üniversitedeki öğretim görevlisi, 22 müftülük görevlisi, 277 diğer kurumlardan olmak üzere, 227 diğer kurumlardan olmak üzere toplam 667 kamu görevlisi mesleklerinden ihraç edilmiştir. Yine bu kapsamda toplamda 336 personel görevden uzaklaştırılmış ve yapılan tahkikatlar neticesinde bunların 191'i tekrar görevlerine iade edilmiştir. Yine bu FETÖ terör örgütüne yönelik olarak ilimiz genelinde toplam 780 kamu görevlisi tekrar göreve iade için OHAL komisyonuna dilekçe vermişlerdir. Yine biliyorsunuz 785 sayılı KYK doğrultusunda kurulan komisyona sunulmak üzere 14.2.2018 tarihine kadar toplam ilimiz, valimiz OHAL bürosuna 466 başvuru iletilmiş ve bu gerekli OHAL komisyonu Ankara'ya gönderilmiştir. Yine 105 özel eğitim ve öğretim kurumundaki görevlerin iş hakikleri feshedilmiş ve malumunuz olduğu üzere yine ilimizde FETÖ ile mücadele çerçevesinde 3 özel eğitim faaliyet yürüten şirket, 4 özel okul, 14 kurs merkezi, 6 öğrenci yurdu, 7 derneğin kapatılma işlemleri tamamlanmış. Yine bir dernek daha sonra tekrar KYK ile açılmıştır. Evet, değerli arkadaşlar, biliyorsunuz 2017 yıl itibariyle elimizdeki yeni nüfus sayıları da belli oldu ve 2018 Ocak 31'de bunlar açıklandı ve ilimiz 1 milyonu geçen iller arasına girdi ve şu anki toplam nüfusu 1.005.463 ve burada gerçekten ilimiz Türkiye'de nüfus artış hızı oranı olarak 4. sırada hızlı bir nüfus artışı var ve bu nüfus artış oranı 32.9. Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde bir rakam. Yine ilçelere göre bir genel nüfus artış hızlarını değerlendirdiğimizde en fazla nüfus artışının olduğu ilçemiz Çerkezköy ilçesi. Nüfusun azaldığı tek ilçemiz var, o da Hayrabolu ilçemiz. Diğer ilçelerimizde belli oranlarda nüfus artışları gerçekleşmiş. Süleymanpaşa 196 bin, Çorlu 260 bin, yine Çerkezköy 157 bin, Kapaklı 112 bin, Ergene 60 bin, Malkara 52 bin, Saray 49 bin, Hayrabolu 32 bin, Şarköy 31 bin, Muratlı 28 bin ve Marmara Elisi ilçemizde 24 bin nüfusu barındırmakta. Yine önemli bir veri olarak bu nüfus istatistikleri açısından toplam ilimizde 2017 yılında doğum sayısı 14.919, ölüm 6.045, evlenme sayısı 6.642 ve boşanma sayısı da 1.856. Evet, bu kısa rakamları verdikten sonra eğitim öğretimle ilgili olarak 2017-2018 eğitim öğretim yılında biliyorsunuz başladık ve bu çerçevede 2017-2018 eğitim öğretim yılında toplam 17.575 okul öncesinde, 114.979 temel eğitimde, 46.552 ortaokul ve orta öğretimde ve 629'u da özel eğitim sınıflarında bulmak üzere toplam 179.734, ortalama 180.000 öğrencimiz şu anda ilimizde eğitim öğretim hizmetini almakta. Resmi okullarda
9393, özel okullarda 1125 olmak üzere toplam 10.518 öğretmen ile eğitim öğretim hizmetini devam ettirmekteyiz. Yine resmi okullarda ki öğrenci sayılarını da yani biraz önce vermiş olduğum sayılar hem resmi hem de özel okullardaki öğrenci sayılarıydı. Resmi okullarımızdaki öğrenci sayıları da yine 165.790, özel eğitim kurumlarında, özel okullarda öğretim gören öğrenci sayısı ise 13.944'tür. Tekirdağ genelinde değerli arkadaşlar 39 okulumuzda ikili eğitim halen yapılmakta. Bizim hedefimiz 2019 yılı itibariyle ikili eğitime son vermek. Bu amaçla ciddi çalışmalar yapılıyor. Hayrabolu, Malkara, Marmara Eylesi, Muratlı, Şarköy ilçelerimizde tamamen tekli eğitime geçilmiş durumda. İnşallah bu yıl itibariyle yapacağımız yeni yatırımlarla birlikte biz Süleymanpaşa ve Ergene ilçelerimizde de yine tekli eğitime, Saray ilçemizde de tekli eğitime geçmeyi planlıyoruz. Diğer 3 ilçemizde de yine yatırımlarımızla birlikte 2019 yılı itibariyle bu faaliyetlerimizi tamamlama imkanını elde edeceğiz. Şu an itibariyle 2017'de tamamlanan toplam kamu yatırımlarında 113 derslik, 3 atölye, 1 hizmet binası, hayırsever yatırımlarıyla 132 derslik ve 2 spor salonu olmak üzere toplam 14 proje bitirilmiş. 245 yeni derslikte eğitim öğretime devam ediliyor. Ama asıl bizim geçen yıl yoğunlaştırdığımız yatırımlarla ilgili olarak değerli arkadaşlar, eğitim yatırımlarıyla ilgili ciddi bir atak içerisine girdik ve toplam 44 proje şu an itibariyle ihalesi yapıldı ve çalışmalara başlanmış durumda. Bu 44 projede ben bir konuyu daha burada siz değerli basın mensuplarının huzurunda belirtmek istiyorum. Gerçekten gerek 2017'de tamamlanan gerekse bu yıl devam eden projelerle birlikte hayırsever yatırımları özellikle dikkat çekiyor. Yine 2017 itibariyle de toplam 13 proje, yani 235 derslik, 5 atölye ve 2 uygulama cami olmak üzere bu hizmetlerimiz hayırseverlerimiz tarafından yapılan protokol çerçevesinde yapılıyor. Yine devlet yatırımı olarak da yine 31 proje şu anda ihalesi yapıldı, başlanıldı. Ve bundan da toplam 583 derslik şu an itibariyle yapımına başlandı, ihalesi yapıldı, başlanmak üzere. Yine 2018 yılı itibariyle de toplam 20 temel eğitim kurumu ile ilgili, yani 20 ilkokul ve ortaokul yapımı ile ilgili yatırım programına girdi. Bunlarla ilgili de çalışmalarımızı başlattık. İnşallah bunların da en kısa sürede ihale ve keşif ihale süreçlerini tamamlayıp bunları da başlatıp 2019'a biz toplam 1100 yeni ek derslikle, çünkü bizim tekli eğitime geçebilmemiz için 850 bir derslik ihtiyacımız var. Biz bu yatırımları tamamladığımızda 1100 yeni derslik ilave edeceğiz ki bu sayı bizim hedeflerimizi gerçekleştirmemizi gerçekten sağlamış olacak. O açıdan ben özellikle emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum ve hayırseverlerimize de burada bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten önemli bir konu ve eğitim açısından, eğitimimizdeki fiziki şartların iyileştirilmesi açısından bu konuda arkadaşlarımızla birlikte ciddi bir gayret sarf ediyoruz ve inşallah bunu hep birlikte başaracağız. Burada ben yerel yönetimlere de, belediyelerimize de teşekkür ediyorum. Özellikle arsa temini ve arsaların sorunlarının çözümü konusunda hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Bu yatırımları hızlı bir şekilde tamamlayabilmemiz için. Bu açıdan arkadaşlarımız sağ olsunlar, belediyelerimiz de bu konuda bizlere destek oluyorlar. Ben kendilerine de bu konuda teşekkür etmek istiyorum. Üniversitemizle ilgili değerli arkadaşlar biliyorsunuz Namık Kemal Üniversitesi gerçekten hızlı şekilde büyüyen ve şu anda 10 fakülte, 3 enstitüsü, 3 yüksekokul, 1 konservatuvar, 11 meslek yüksekokulu ile birlikte hizmet vermeye devam ediyor. Yine Namık Kemal Üniversitemizde 11 uygulama ve araştırma merkezimiz var. Bunları biz yazılı olarak sizlere verdik. Bunları tek tek okumak istemiyorum. Yine üniversitemizde değerli arkadaşlar 31-12-2017 tarihi itibariyle 19.399'u ön lisans, 12.102'si lisans, 2546'sı yüksek lisans, 283'ü doktor olmak üzere toplam
34.330 öğrencimiz eğitim öğretim görüyor. Bu öğrencilerin toplam 22.329'u Tekirdağ ilçemizdeki Tekirdağ ilimizdeki Süleymanpaşa ilçesindeki merkez kampüsünde, 6.426'sı Çorlu ilçesinde, 5.575'i ise diğer ilçelerimizde öğrenim görmektedir. Yine üniversitemizde toplam 33 farklı ülkeden 525 uluslararası öğrenci bulunmaktadır. Üniversitelerimizde 1058 akademik, 653 idari olmak üzere toplam 1711 personelle bu eğitim öğretim hizmetini devam ettiriyor. Bunlar işte 117 profesör, 100 doçent gibi büyük bir eğitim öğretim görevlisiyle bu işlerimizi yürütmeye gayret sarf ediyoruz. Değerli arkadaşlar, tabii ki bu üniversitemizdeki artışla birlikte gerçekten bizim yurt ihtiyaçlarımız da ciddi şekilde artıyor. Fakat bu yıl itibariyle Kredi ve İpler Kurumu'na bağlı olarak toplam 7 yurdumuzda toplam 5.377 öğrencimizin yurt ihtiyacı karşılanmış durumda, karşılanmakta. Yine Şubat ayı itibariyle 571 kapasiteli yeni bir yurt da faaliyete geçiyor. Yine yeni yurt yapımına yönelik olarak Süleymanpaşa ilçemizde 30.000 metrekarelik arsa tahsisi yapıldı ve bununla ilgili işlemlerimiz devam ediyor. Evet, sağlık hizmetlerine gelince yine 2017 yılı gerçekten Tekirdağ'da sağlık hizmetleri açısından önemli yatırımların faaliyete geçmiş olduğu bir yıl oldu. Özellikle bu yıl içerisinde biz gerek Çorlu'daki diş hastanemiz, yine Saray Devlet Hastanemiz, Malkara Devlet Hastanemiz ve Hayrabolu Devlet Hastanemizi yeni binalarında faaliyete geçirdik. Sağlık hizmetleri konusunda 2017 yılı itibariyle şu anda toplam 10 tane devlet hastanemiz, bir ağız diş sağlığı merkezi, bir üniversite ve 7 özel olmak üzere toplam 19 hastaneye sahibiz ve bu hastanelerimizde toplam 2673 yatak kapasitesi mevcut. İkisi kamu olmak üzere toplam 3 ağız ve diş sağlığı merkezi, 96 aile sağlık merkezi, 5 kamu, 1 üniversite olmak üzere 4 ve ayrıca 10 da diğerleri de 4'ü de özel olmak üzere toplam 10 diyaliz merkezi, 39 özel muayenehane, 3 özel tıp merkezi ve 3 özel poliklinik ve 276 eczane sağlık hizmetlerini ilimizde yürütüyor. TÜİK verilerine göre değerli arkadaşlar, 721 uzman hekim, 484 pratisyen hekim, 248 aile hekimi, 146'sı kamu, 150'si özel olmak üzere toplam 303 diş hekimi, 1095 sağlık memuru, 239 aile sağlık elemanı, 464 ebe, 1861 hemşire olmak üzere toplam 5415 sağlık çalışanımızla bu hizmetleri yürütmeye gayret sarf ediyoruz. Yine 52'si kamu olmak üzere toplam 73 ambulansımız bulunmakta ve bu ambulansların ilk 10 dakikada kentsel alanlara olay yerine ulaş kentsel alanlarda olay yerine ulaşma hızımız %89, 30 dakikada %98. Sağlık yatırımlarından biraz önce bahsettim değerli arkadaşlar. 200 yataklı Çerkezköy ve 75 yataklı Saray Devlet Hastaneleri artık kesin kabulleri de yapıldı ve oralarda hizmet verilmeye devam ediyor. Yine Malkara Devlet Hastanemiz 75 yataklı, 60 üniteli Çorlu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ve 30 yataklı Hayrabolu Devlet Hastanesi de yine 2017 yılı itibariyle faaliyete geçti. Muratlı Devlet Hastanemiz geçen hafta ziyaretlerde bulunduk. Orada bitti. Yakında taşınılacak yeni hastanemize. Şarköy'deki Devlet Hastanemizin inşaatı devam ediyor. Yine Süleymanpaşa'daki Acil Sağlık Hizmetleri istasyonumuzun inşaatı devam ediyor. Yine şehir hastanemizle ilgili de değerli arkadaşlar, en son durum bu ay sonu itibariyle tamamen bütün problemler çözümlenmiş durumda, inşaatı başlanacak. Evet,